Babacars'tan aracı almak yemek siparişi kadar kolay. Üstelik ücretsiz eve teslim ve 14 gün iade imkanıyla. Babacars. Yatırımda deneyimin adresi Gedik Yatırım sunar. Çekirdekçi Tayfa sponsoru Gedik Yatırım siz değerli izleyenlerimize hediyeler dağıtmaya devam ediyor. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da sosyal medyadan soracağımız bir soruyla 4 izleyicimize hem Tutu takım formasını hem de 1 aylık Esport Plus hediyesi vereceğiz sevgili Ilgaz Çınar. Mesela geçen haftaki sorumuz Cristiano Ronaldo'nun kariyerinde en fazla gol attığı takımdı. Yine buna benzer bir futbol sorusu Vole Twitter hesabından sizlere sorulacak. Siz de bu soruyu doğru cevaplamanız ve hem Vole hem de Gedik Yatırım Twitter hesaplarını takip etmeniz koşuluyla bu hediyelere kavuşabilirsiniz. Herkesi bekliyoruz. Gedik Yatırım'ın sunduğu Çekirdekçi Tayfa'ya hoş geldiniz. Ilgaz Çınar hoş geldin. Selam, naber? Nasılsın? Sağ ol, seni sormalı. Sağ ol, sağ ol. Yanımızda yine Ilgaz Çınar var, ilk round olduğu gibi. Serkan Akkuyu'nun durumu gayet iyi. Programı... Evet, Back to Future'da bir gönderme de var. Bayağı sağ olsun, her yerde kademedesin. Evet. Serkan Akkuyu, sevgili Serkan, bir problem yok ama tedbir amaçlı bir hafta dinlendiriyoruz kendisini. Onun da bilgisini verelim. Yani bir problem olmadığını tekrar yenileyelim ve... maçlara geçelim istersen. Tabii önünde tablet görüyorum, telefon görüyorum, bir defter dolusu notlar görüyorum ama maalesef bazen hakemler maçların ön planına çıkıyor ve biz de değinmeden edemiyoruz. Trabzonspor-Fenerbahçe haftanın en önemli maçıydı. Ki Trabzonspor'u tebrik edelim, daha mağlup unvanını sürdürerek liderliği de geçirdi ama dediğimiz gibi her ne kadar bu programda sahanın içinde kalmak istesek de eğer saha dışından bir şey hakem de dahil olmak üzere çok fazla ön plana çıktıysa fikrimizi söylemek lazım diye düşünüyorum. İstersen o konudan başlayalım. Ondan sonra sahanın içinde olan bitene geçeriz. Önce sana sözü vereyim. Ne dersin? Hakem performansı ile ilgili olarak. Ya, Türkiye'deki genel hakem performansı üzerinden de saha içine inelim. Ben daha önce de defalarca belirtmiştim seninle A-Spor'daki yayınlarda. Evet. Ondan önce Lig Radyo'da yayın yaparken de. Yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı değişiyor ama hiçbir şey değişmiyor. Yani meselenin kurumun içindeki o kavramda olmadığını, titrede olmadığını anlamamız gerekiyor. Hatta geçen sene bir programda da söylemiştim. O esnada da Fatih Altaylı takip ediyormuş programı. Kendi köşesinde yazınca bayağı bir yürüdü. Yani MHK'yı içindeki tüm unsurlarıyla beraber yıkmamız gerekiyor. MHK'nin içindeki o unsur, yani unsurdan kastım şu. İşte onun içindeki o şeylerdeki, departmanlardaki herkesi teşekkür edip, plaket verip, bundan sonraki yapılanmanın hiçbir şekilde içinde bulundurmadan MHK'nin üzerinde bir devrim yapmak gerekiyor. Sadece başkan değiştikçe hiçbir şey olmuyor. Kaç kere başkan değişti? Yusuf Lamoğlu gitti, Zekeriya Alp geldi. Zekeriya Alp gitti, Yusuf Lamoğlu geldi. Serdar Tatlı gidecek, işte kim bilir başka bir hakemliği bırakmış birisi gelecek. Değişen bir şey var mı? Yok. Biz her sene sürekli aynı hakemleri konuşuyoruz. İşin birinci kısmı bu. İkincisi, muhakkak veriliyordur bu ders ama bizim bir hakemlerimize birazcık da insan ilişkilerini, işte nabzı 200'lerde atan oyuncuya, oyuncu grubuna, evet, insanlara karşı nasıl davranılması gerektiğini de öğretmemiz gerekiyor. Hı hı. Yani işte cuma akşamı Beşiktaş maçında Alişan kimdi hakem? Beşiktaş maçının hakemi. Unuttum. Neyse onu ben de unuttum adını, şey değil. Ya böyle Avrupa'dan da maç izliyoruz. İşimiz gereği izlemek zorundayız zaten her şeyi. Yani oradaki hakemlerin oyuncuya yaklaşım diliyle ya da vücut diliyle. Bizdeki hakemler arasında çok farklı. Böyle eller böyle bir şey yok falan, eller kollar falan böyle. Abi İngiltere'de bir şey oluyor mesela, baba kırmızı kart göstermeye gidiyor değil mi? Sanki şey, hafta sonu eşini çocuğunu almış, AVM'ye gitmiş de hani AVM yürüyüşü yapıyor gibi böyle gidiyor. Çat kırmızı kartı çıkartıyor, yolluyor, gidiyor yani. Evet. Ve hatta oradaki vardaki kontrolü 25 saniye sürüyor adamın, 15 saniye sürüyor. Yani bir iki dakika sürdüğü şeydir, çok ince konularda böyle artık hani öyle miydi böyle miydi diye kafa karışıklığı yani. Her anlamda eğitilmesi gerekiyor hakemlerimizin. Yani biz nasıl kendimizi eğitmeye çalışıyorsak, kendi kendimizi eğitmeye çalışıyorsak futbol yorumculuğu noktasında, hakemlerimizin de kendini çok iyi bir şekilde eğitmesi gerekiyor. Baştan aşağı her şey çok büyük sıkıntı deyip maçın hakemine gelelim. Ben şöyle yaklaşacağım. Seninle de programa girmeden önce konuştuk. Aynı yerden yakalamışız. Çok sevindim. Çünkü senin gözün, senin görüşlerin benim için çok çok değerli. Eyvallah. Kim Min-jae ile Can-in arasındaki pozisyon değil mi? Her şeyin kopma noktası ve evet, işin buraya gelme noktası. O pozisyondan ben her maçtan hemen hemen çokça şuralarda olan gösterebilirim. Tam kornere veya avuta çıkacakken oyuncunun engelleme yaptığı, şarj yaptığı, topu rakibine geçirmemek için, topla rakibin arasına sokmamak için yapmış olduğu birçok müdahale gösterebilirim. Ve
düdüksüz, kale vuruşuyla başlayan veyahut da işte taç atışı, bir duran topla başlayan birçok pozisyon gösterebilirim. Bu noktada hani şeyi geçelim, kırmızı kart mıydı, faul miydi diye. Kim Min-jae ile Can-in arasındaki pozisyon bence benim oyuna bakışıma göre normal bir pozisyon. Böyle olmaması gereken bir pozisyon. Çünkü örnekleri var. Evet. Örnekleri olduğu için hani ilk defa bir pozisyonla karşılaşırız da işte ifap kural kitapçı açılır, o olur, bu olur falan. İkincisi şunu söyler ifapın kitapçığında. Ceza alanının içindeki hareketler, bu tarz hareketler eğer düdük çalınacaksa, faul yani bir faulli pozisyon aranıyorsa zaten penaltıyla cezalandırılır. Esas mesele ceza sahası dışında yapılan hareketler kırmızı kartla cezalandırılır. Bariz gol şansı var ise. Şimdi Alişan Sağ'ın buraya geldiğinde Kim Min-jae Can-in arasındaki pozisyonu yanlış değerlendirdiğini de görüyoruz. Hani madem faul çalıyorsun, orada o zaman kırmızı kart çıkartmak zorundasın. İkinci sarıdan değil. Ama kırmızı kart çıkartmış olsaydı da muhtemelen VAR devreye girecekti. Hoca bir dakika, hani bu sarı karta giremiyor VAR devreye. Kırmızı evet. kartta giriyor. Veyahut da hiçbir şey çıkartmasan, kart çıkartmasan olacaktı. İşte bu bence hatalı karar. Sonra maçın da önüne geçen karar oldu ve sonrasında da birçok şey var. Yani o kadar çok çifte standart görüyoruz ki işte Gustavo Vakame hakem arasında. Yani orada Gustavo öyle duruyor. Bir takım lideri olarak orada. Vakame orada sürekli konuşuyor, itiraz ediyor hemen hemen her maçta. Yani ona sarı kart niçin, buna sarı kart niçin çıktı, çıkmadı üzerinden o kadar çok tartışılacak şey var ki maalesef benim bir yerden sonra aklıma aşıyor yani. Yani aslında çok güzel yerden girdin. Bu hakemlerin tansiyonunu yönetmek konusunda. Ki normalde çok sık duyuyorum bu tabiri. Hakem maçın önüne geçti diye. Mesela bir hakem maçın önüne nasıl geçmiyor? Özellikle de derbi maçlarında. Doğru yönetim bence şöyle oluyor ki örnekleri var bunun. Dediğin gibi futbolcuları biraz daha tansiyonu düşürecek şekilde yaklaşmak. Oyunu sakinleştirmek. Ki her zaman şu söyleniyor ya. İşte futbol camiası hem yönetimler hem futbolcular hakemlere yardımcı olmuyor diye. Evet, bu konuda kısmen doğru, haklılık payı da var bu görüşün. Ama bazen de hakem de oyunculara, sahadaki oyunculara ve oyuna, futbola yardımcı olmuyor. Bence dün akşam öyle bir maç izledik. Dediğim gibi iyi derbi yöneten hakemlerde genellikle şöyle bir refleks görüyoruz, şöyle bir yaklaşım görüyoruz. Oyuncuları sakinleştirmeye yönelik, özellikle ilk sarı kartlarda biraz daha cimri olmak. Çünkü sonrasında başı ağrıyor hakemlerin. İlk sarı kartı genellikle biraz daha cimri şekilde vermek. Oyunculara davranış, özellikle oyuncuları tribünün önüne atmamak, atmosferi düşürmek. Ve böyle olunca hakikaten hakem maçı önüne geçmiyor. Ama diğer türlü yaklaşımı, atmosferi daha da gelecek şekilde bir yaklaşım olunca hakemde, o zaman hakem maçı önüne geçiyor. Ve açıkçası ben bir futbol sever olarak, her şeyi geçtim, futbol yorumculuğunu geçtim, bir futbol sever olarak ben sahada bir hakem egosu görmek istemiyorum açıkçası. Evet. Ben oyuna yardımcı olacak bir hakem görmek istiyorum. Ki bazı eski hakem hocaları şunu söylüyor ya, ben olsam 5. dakikada bir ona sarıyı çakarım, bir de buna sarıyı çakarım, bak nasıl süt limanı oluyor. Öyle bir şey olmuyor. Hiç ben öyle doğru yöneten hakem görmedim. Oyun daha da geriliyor. Ben açıkçası ön planda çıkmayan hakemi daha çok tercih ederim. Evet. Dün de şimdi pozisyon bakınca aslında, ki penaltı herkese en fikir, penaltı. İkinci sarı kartta yorum açık, hakem yorumuna açık, futbol severlerin de yorumuna açık. Benim de fikrim seninle paralel. Belki de Premier Lig'in fazla etkisindeyim. Ben her hafta 6 tane en az 90 evet. dakika Premier Lig maçı izliyorum. Hani zevk aldığım için izliyorum. Hem de bence bizim işimiz için de gerekli bir şey. Bu işin zirvesi ne oluyor da? Teknik direktörler, hakemler oyuna nasıl yaklaşıyor? Oyuncu kalitesi ne durumda diye. Bence izlemek de zorundayız bu işi yapanlar olarak. Belki de hani standardım kafamdaki standart o yüzden o hale gelmiş durumda. Biz çıtayı çok yükseğe evet, çekiyoruz yani acaba. Gerçekten bu tip temaslarda yani. Çok fazla oyunu durdurmaya yönelik faul kararlarının gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu konuda tutarlı olduğumu düşünüyorum. Çünkü yakın zamandaki bir örnek diye söyleyeyim. Rize maçında da Cagne'nin pozisyonunda. Evet, Ali'nin pozisyonu fauldü. En baştaki pozisyon başlangıcı fauldü. Ama Cagne giderken Rize Sporlu savunmacılar çok kolay yere bırakmıştı kendisini. Evet. Bence bu ligde kendisini yere kolay bırakan oyuncular çok fazla müsamaha vermemiz gerekiyor. Onu düşünüyorum. Böyle bakınca bence de ağır bir. Ama sonra dediğim gibi yoruma açık. Şimdi böyle yoruma açık olunca, hakemin yorumuna açık olunca ki ben uzun zamandır taraftar olarak izlemiyorum maçları ki bu yansıyor. Evet. Sağ olsunlar hani bana yaklaşımları da o şekilde. Ama taraftar olarak izlediğimde de maçları hakemin genellikle pozisyon değerlendirmezdim ben. Çünkü adam bir karar vermek zorunda abi. Evet. Yani
faul vermese de iyi faul kopacak mesela öyle bir pozisyonda. Yorum açık çünkü. Verse de iyi faul kopacak. Yani bir tane karar vermek zorunda ama ben de genelde hakemlerin böyle oyuna yaklaşımı, oyuncular yaklaşımına daha çok kafam çalışıyordu. Oraya bakıyordum. Şimdi Fenerbahçeleri de dinlediğimde şu konuda rahatsızlar. Dediğim pozisyon. Mesela Enver Kamil'in itirazına kart vermeyip Gustavo'nun elleri arkasındaki itirazına hemen kart çıkarma. Şurada Ferdi'nin bir taş kullanması var. Aslında çok da zaman geçirmemişti. Hani böyle sert bir şekilde oyuna dahil et oyunu, zaman geçirmedi, sert bir dilde ifade etmesi gibi şeyleri görünce Fenerbahçeliler hakemin mesela oradaki hakem kararına güvenmedi. Güvenmiyor. Evet. Sorun da buradan çıkıyor. Hani hakem yorumuna kalan pozisyonlarda diğer hakemin genel tavrı akıllarına gelince güvenmeme durumu oluyor. O yüzden anlayabilirim açıkçası Fenerbahçeliler diyeyim. 30 yıllık tecrübesiyle yatırımlarınızı yöneten Gedik Yatırım sundu.